Mehmet Tezkan, 5 Temmuz 2022, Halk TV AKP viski içenlerin partisi oldu. Tatilde notlar birikti. Hangisinden başlayayım? Gümüşlük sahilde, yalı diyorlar, iki adam yüksek sesle konuşuyor. Ellerinde viski, ağızlarında pro. Bir ötekine, abi bu iş iyi oldu dedi. Hangi iş dedi öteki? Dolar işi abi yırttım. Gazetecilik merakı. Dolar işi lafını duyunca kulak kabarttım. Bir yudum viskisinden aldığı başladı anlatmaya. 5 liradan 6 liradan dolar topladım. Elime geçen parayı dolara yatırdım. Sağ olsun Tayyip Bey 3'e katlattı. 18 lirayı görünce sattım. Nebati Bey devreye girdi. Bir operasyon dolar bir gecede 11 liraya düşmez mi? Koşa koşa aldım. Kur korumalı çıkardılar ya, bunlar dövize bir haller eder, el koyarlar korkusuyla yatırdım Nebati hesabına. Sırtım sağlam. E dedi öteki merakla sordu nebati hesabı da neyin Kur korumalı var ya, paran TL'de durmuş gibi oluyor ama dolarda, nebati hesabı diyorlar. Viskisinden bir yudum daha aldı, prosunun dumanını havaya üflerken sordu. Sen ne yaptın abi? Abi dediği adam sandalyede doğruldu, hafiften kıvrandı, anlatmakla anlatmamak arasında gitti geldi. Önce viskisinden bir yudum aldı, biliyorsun girişiyle söze başladı. Biliyorsun yeni ev aldım. Yengen çok ısrar etti. Sağlamcı. İkiz villaymış. İkisini de almalıymışız. Önü havuzmuş. Çoluk çocuk rahat edermişiz. Kafamın etini yedi. Mecbur aldık. Gerçi şimdi üçe katladı. Bizim hanım akıllı karı. Bunu söyler söylemez kahkahayı patlattı. Viskiden bir yudum daha alıp lafa yeniden gelişti. Nebati hesabı diyorsun ya, ben de şirket parasının nebati hesabına yatırdım. Şirketin dövizde parası vardı. TL'ye geç kur farkından vergi almayacağız dediler, üstüne üstlük kurumlar vergisinden de muaf tuttular. Ballı börek. Anlayacağın benim de sırtım sağlam. Konuyu ilk açan, hadi o zaman sağlığımıza dedi, viskilerini tokuşturdular, sırtlarını yasladılar. Nereye mi? Erdoğan'ın kurduğu düzene tabii. Gerçek şu. AKP Erdoğan'ın partisi 20 yıllık iktidarlarının sonunda viski içenlerin partisi oldu. Viski içmeyip villada, yalıda oturanların partisiydi zaten. 2022 Türkiye'sinin ekonomik durumu şu. İktidar orta halliden alıyor, yoksuldan alıyor, yoksulluk sınırının altında yaşayandan alıyor işsizden alıyor. İşsizden nasıl vergi alıyor demeyin. Sabah kalk musluğu aç yüzünü yıka vergi veriyorsun. Tost ye KDV adı altında yine vergi veriyorsun. Bu ülkede adım atmak vergiyle. Zengine veriyor. Zengini daha zengin etmek için, zenginin parasını korumak için hazineden para yağdırıyor. Zengin de o parayla ayaklarını uzatıp viskisini yudumluyor. Purosunu tüttürüyor. Hal buysa AKP viski içenlerin partisi olduğu desem abartmış olmam herhalde. Erdoğan geçenlerde söyledi. Sulu kuru içmesinler diye ÖTV'yi bilerek çok artırdık dedi. Alkollü içeceklerdeki aşırı fiyatın nedeni buymuş. Soru. ÖTV artışı kime koymaz? Cevap. Parası kur korumalı mevduatta olana, parası dolarda olana. Viskiyi onlar içiyor. AKP iktidarı sayesinde. Enflasyon onları etkilemiyor çünkü koruma altındalar. Türkiye'nin bir yüzü böyle yaşarken sayın iktidarımızın sayın bakanları ne diyor? Açlık sınırı 6 bin lira değil diye itiraz ediyor. 3 bin 600 lira diyor. 205 euro, 214 dolar. Şöyle de diyebiliriz, barlarda açtırılan bir şişe biski ücreti. Türkiye açlık sınırının ne kadar olduğunu tartışan ülke haline geldi. Türkiye açlık sınırında yaşayanların ülkesi oldu. Erdoğan iktidarının bıraktığı miras bu. Mehmet Tezkan